olup biten şeye, Filistin olup biten şeye savaş demek ayıptır. Niye? Savaş birbirine yakın. Denk demeyelim ama güçleri birbirine yakın. İki güç arasında, iki devlet arasında, iki ordu arasında olan şeydir. Gazze'yi yani, ova yaptınız zaten. Efendim? Gazze'yi ova haline getirdiniz. Ova haline getirdiniz. Kaldı ki şu var. Gazze'de Hamas. Tamam, elinde bir takım şeyler var işte herhalde. Hafif silahlar var. Bu arada bir takım roketler var. Yani daha çok Made in Hamas roketler var. Bunun dışında İsrail ihtiyaç duyduğunda dünyanın en büyük işte devletlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa ülkelerinden yani ölçüsüz mühimmat alabiliyor. Bir tonluk bombalar, 500 kiloluk bombalar alabiliyor, uçaklar, şunlar, F-35'ler, her şey var. Ya. Dolayısıyla burada savaş değil, bir saldırı var, soykırım var. Biliyorsunuz İsrail ordusunun adı da İsrail Savunma Kuvvetleri, IDF diyorlar. Bir dakika, ne savunması, neyi savunuyorsun? Saldırı gücüsün aşağı yukarı. Dolayısıyla orada olup biten şey savaş değil. Ha, Netanyahu'nun ne dediği önemli mi? Değil. Karşımızda gözünü kan bürümüş. Ve herhalde bütün dünyada konuyu bilen insanların ittifakıyla insan bile diyemeyeceğimiz vahşi bir yaratık var. Kudurmuş bir itten daha vahşi bir yaratık var. Bir devlet yetkilisi için, herhangi birisi için bu sözü söylemek biraz belki diplomatik açıdan sıkıntılı olabilir ama karşımızda diplomasiden, uluslararası hukuktan, şundan bundan hiç anlamayan, insanlıktan da hiç anlamayan birisi var. Ona şundan dolayı hicap etmeniz gerekiyor. Bir, karşınızda devlet yok. İki, karşınızda devlet başkanı yok. Yani Orta Doğu'nun gayrimeşru çocuğu bir terör devleti var. Maalesef. Ha, burada yaşamakta olduğumuz şeyin akılla, mantıklı, uluslararası hukukla falan, evrensel kurallarla falan hiç alakası yok. İsrail tamamen farklı bir şekilde, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni, onu bunu falan filan dinlemeyen bir şekilde, sadece bu 7 Ekim'le sınırlı da değil, 7 Ekim'den önce de böyleydi, yani 67'den önce böyleydi, 48'den önce de İsrail yoktu ama eninde sonunda Siyonist zihniyet, doğrudan doğruya Yahudi demeyelim, yani antisemit havaya bürünmeye gerek yok ama Siyonist zihniyetin kural tanımadığı ve kural tanımazlığını insanlara kabul ettirebilmenin çeşitli yollarını bulduğunu, insanların zaaflarından yakaladığını, para, mevki, makam ya da yine değişik zaaflarından yakalayıp geçmişte yaptıkları yanlışlıkları bir şekilde tespit edip, ki hatırlayın Epstein dosyaları vardı. 2 sene önce galiba kapandı, geberdi gitti bir adam. Kapandı. Yahudi asıllıydı, bir adası vardı. Oraya insanları, yöneticileri, şunları bunları davet edip olmadık rezaletler işletiyor. Ve kimlerin videoları, kasetleri var acaba? Tabii tabii. Yani şu anda Amerika'yı yöneten Biden'ın da muhtemelen işte belki seçimi kazanma ihtimali var yok Trump'ın da, o Kamala Harris falan dediğimizin de, Avrupa ülkelerini yöneten isimlerin tamamının da büyük ihtimalle o dosyaları vardı. Onlar şimdi Mossad'ın elinde. Clinton'lar, Obama'lar, bunların zaten aynı şekilde var. Hepsi onların elinde. Öyle berbat bir şey ki bu. Seyircilerimizden Ömer Seyfettin'in diyet hikayesini okuyanlar varsa anlayacaklardır. Okumamış olanlar varsa da bulup okusunlar. Orada mesele nedir? Bir suç adamın birine hırsızlık yaptığı iddiasıyla had cezası uygulanacaktır. Kolu kesilecektir. Tutar bir kasap diyetini öder. Ali Bey'i kurtarır. Ali Bey kasabın yanında işte diyet borcu olarak çalışmaya başlar. Kasap da durup durup ben olmasaydım kolun gidecekti, ben olmasaydım kolun gidecekti, ben olmasaydım kolun gidecekti deyince bir gün adamın sigortaları atar, satırı kaldırır, kolunu koyar, keser, kolunu kasabın suratına fırlatır, al diyetini ver hürriyetimi der. Şu anda bunu diyebilecek kimse yok. Bunu diyebilecek kimse olmadıkları için Siyonistlerin sermayesine muhtaç, finansına muhtaç, medya